Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Osmanlı Beyliği serimizin 13. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde Celayirlilerin ardından bir diğer dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olan Beyaz Orda Devleti'ni de mağlup etmeyi, dize getirmeyi, Osmanlı İmparatorluğu olarak topraklarını topraklarımıza katmayı başardık. Karadeniz'in özellikle kuzey kesimleri artık bu savaşın ardından tamamıyla neredeyse bizim tarafımızdan yönetiliyor. 1598 yılı itibariyle Karadeniz'e en çok sınırı olan devlet net bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu, ki zaten sanırım bu savaştan önce de öyleydi. Yani çünkü ta buradan Bulgaristan'dan Anadolu'nun en doğusuna kadar uzanan yine topraklara sahiptik. Fakat bu bölgenin Karadeniz'e olan kıyısı bu girinti çıkıntılar sebebiyle fazla olduğu için Beyaz Orda'nın bizden daha fazla sınır sahip olma ihtimali de vardı. Artık öyle bir ihtimal ortada kalmadı. Beyaz Orda'yı Karadeniz sınırlarından tamamen kovduk. Tamamen kovduk abi. Tamamen attık onları Karadeniz sınırlarından. Bizim adımıza gerçekten önemli bir ilerleyişti. Şimdi şöyle baktığımızda artık almamız gereken gerçekten az toprak kaldı. Yani topraklara bakıldığında şuradan Polonya'nın topraklarını almamız gerekiyor. Balkanlarda almamız gereken topraklar var ki zaten çok büyük bir kısmı Macaristan. Yani sadece vasalımızı ilhak edeceğiz. Onun haricinde de Gürcistan gibi devletlerden toprak almamız gerekiyor. Yani artık yüzlük kuyruğuna geldik. Şurada Kızıldeniz'in sonunda bir tane Etiyopya toprağı almamız lazım. Bir de tabii ki bizim için en zor savaş olacak olan Kastilya Devleti'nden almamız gereken topraklar var. Bu toprakları alacağız. Hatta ilerleyip Keuta'ya kadar gideceğiz. Mümkünse de Endülüs topraklarını elimize geçirmeye çalışacağız. Ama bu bölümde ilk yapacağımız hamle sizce ne olacak? Yani bu bölümde ilk yapacağımız hamle aslında normalde Zeta'ya saldırmayı düşünüyordum. Ama düşündüm ki daha önemli bir hamle var yapmamız gereken. Şu anda biz biliyorsunuz evet Beyaz Orda'dan, Altın Orda'dan bu toprakları aldık, elimize geçirdik. Fakat bu toprakların bizim kendi ana topraklarımızla bir bağlantısı olmadığı için bu toprakları savunmak bizim adımıza daha zor olacaktır. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak Polonya'ya savaş ilan etmek bana çok daha mantıklı geldi. Polonya'dan almamız gereken toprakları zaten görüyorsunuz, şu toprakları almamız lazım. Bir de şurada iki tane toprak var almamız gereken. Şimdi Polonya ekonomisi 1.6 milyonluk bir ekonomi. Bizde de 830 binlik bir ordu var. Bu ordunun üzerine sağlam eklemeler gerçekleştirip sağlam bir takviye yapıp güzel bir orduyla, 1.5 milyonluk yaklaşık olarak bir orduyla Polonya savaşına gitmeyi düşünüyorum. Ha, ordu 1.5 milyonun üzerinde olursa da benlik sıkıntı yok. Zaten her bölümde de söylediğimiz gibi bir orduyu sadece bir savaş için kullanmıyoruz. Bir orduyu ondan sonraki savaşlar için de kullanıyoruz. Örneğin şu anda bizim başkentimizde payitahtta bulunan ordu Beyaz Orda savaşından çıkmış bir ordu bu sebeple. Diğer savaşlarda da kullanılıyor. Yani bizim ordu sistemimizi zaten biliyorsunuz, birkaç bölüm önce belirledik. Sancak beylerimiz, yani şurada gördüğünüz 50 binlik ordular sadece savunma yapıyorlar. Onun haricinde bizim Konstantiniyye'de payitahtta biriken ordumuz ise Akıncı olarak bizim ilan ettiğimiz bütün savaşlarda en ön saflarda görev alıyorlar, çarpışıyorlar. Bunun için elimizdeki bu Akıncıların sayısını iyice arttırmamız gerekiyor. Şöyle hemen toplayalım bir bakalım orduları, ne kadar ordumuz olmuş toplam bir görelim. Sen direkt başkente gel. Evet, bayağı sağlam bir ordu toplamışız. Toplamda 476 binlik bir ekleme daha yapmışız elimizdeki ordunun üzerine. Biraz daha eklediğimiz takdirde elimizdeki ordu sayısı 1.5 milyonu geride bırakacak gibi görünüyor. Şimdi Polonya ile yapacağımız savaşta Bohdan sınırlarında ben çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Çünkü en çok ordumuzu oraya yerleştireceğiz. Ama şuradan almamız gereken iki toprakta uzunca bir süre savunma yapmamız gerekecek. O sebeple oraya göndereceğimiz ordunun da sayısı aslına bakarsanız büyük olmalı. Polonya şu anda gerçekten pek çok kola uzanan, hani sınırları pek çok bölgeye uzanan bir devlet. Dikkatli olmamız lazım o açıdan da. Herhangi bir boş sınır bırakırsak Polonya bu fırsatı değerlendirir, o boş sınırdan girer ve icabımıza bakar. Yani cidden bazı bölgelerde icabımıza bakabilir. Biz de topraklarımızın yağmaya uğrayıp değer kaybetmesini kesinlikle istemeyiz. Bu sebeple hiçbir boş toprak, hiçbir boş sınır, hiçbir boş cephe bırakmamamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, güzel bir ordu daha topladık. Toplamda bir 460 binlik bir eklemeyle beraber yaklaşık olarak 2 milyona yakın bir orduya sahip olduk. Şöyle bir tane daha bir ordu basım işlemi gerçekleştireceğim. Mallar yatırımını artık keselim. Ordu basım işlemini Sultanbeyli'de gerçekleştireceğim. Konstantiniyye'de ordu basmak istemiyorum payitahtta. Evet, güzel, paramız birikti. Şöyle son bir ordu basım işlemi. Ya aslında biz bunu aynen öyle 2 milyona tamamlayabiliriz. Garanti olsun yani, bence garanti olması daha önemli. Hemen toplayalım abi, ufak bir zaman kaybı, çok da sıkıntı değil. 2 milyonu bile geçecek bu arada galiba ordu. Bir bakalım.
Yok tamam, daha 2 milyona gelmemiş. Birazcık daha katalım üzerine. Evet sanırım bu sefer 2 milyon olacak. Evet abi. Toplamda 2 milyonluk bir orduyla Polonya Savaşı'na hazırız. Şöyle hemen asimilasyonlarımızı tamamlayalım. Bazı tamamlanmayan asimilasyonlar var. Bunları bitirmek lazım. Hatta bunları da bekleyelim. Bunlar da tamamlansın. Sonra savaşa girelim. Arkada herhangi bir asimilasyon işlemi, gerçekleştirilmesi gereken bir asimilasyon işlemi varken Polonya gibi önemli bir devlete karşı savaşa girmek istemiyorum. Arkada çıkabilecek olası isyanlar, eğer Polonya ile savaş halindeysek bizi gerçekten yıkıma uğratabilir, zorluğa uğratabilir. Bu sebeple arkada bir asimilasyon işlemi bırakmayalım. Hepsini hallederim. Çok güzel. Fazla da bir şey kalmamış zaten. Yani çoğunluğu da büyük ordadan alıp asimilasyonunu henüz tamamlamadığımız topraklar. Yani %90'larda falan kalmış. Evet, hastalık çıktı. Biz şimdi sınırlara bence ordularımızı bölmeye başlayabiliriz. Şöyle baktığımızda 2 milyonluk bir ordumuz var. 300 binlik ordu şuraya gelsin. 300 bin. Aynen öyle. 150 buraya, 150 buraya saldıracak. Toplamda 1.7 milyonluk ordu ise ana cephenin sınırlarına gidecek. Şöyle bakıldığında çok geniş bir sınırımızın olmaması bizim için gerçekten büyük bir şans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sadece ve sadece 8 adet sınırımız bulunuyor. Şöyle 1 milyon, 1.7 milyon bölü 8'den her bir sınıra yaklaşık olarak 210 binlik bir ordu düşecek. Her bir sınıra bu kadar çok ordu düşürebiliyor olmamızın iyi yanı, tabii ki de daha fazla orduyla saldıracak olmamız, geride fazla ordu bırakmayacak olmamız ve savaşın çok karışık olmayacak olması. Böyle karışık olmayan savaşlarda da genel olarak saldıran taraf üstündür. Yani ordu sayısı kimin fazlaysa o üstündür aslında. Yani karışık bir savaşta ben şu cepheden gireyim, şuradan direkt başkentine yürüyeyim falan diyebilirsin ama bu karışık bir savaş değil. Burada kimin ordusunun sayısı yüksekse o kazanır. Bizim ordumuzun sayısı daha yüksek olacağı için de rahat bir şekilde biz kazanacağız gibi görünüyor. Umarım tahmin ettiğimiz gibi olur. Umarım bir terslik, bir yanlışlık çıkmaz. Evet, savaşa hazırız gibi görünüyor. Bak gördün mü işte, bak şurayı unutuyorduk az daha. Oha, hem de bayağı bir sınır varmış o bölgeden de. Oraya da ordu yerleştirmemiz lazım. Asimilasyonlarımızı tam tamamlayalım. Bitir abicim hepsini. Evet, gayet iyi. Bir tane kaldı sadece. Onu da tamamladık. Güzel. Buralardan sağlam ordu çıkar mı? İyi, fena değil. Güzel bir ordu çıkıyor gene. Yok, bazı bölgelerden çıkmıyor. Bizim oraya ayrı bir ordu toplamamız lazım. Acilen, çok acilen ayrı bir ordu toplamamız lazım. O cepheyi çünkü ben tamamen unuttum. Tamamen hesaplarımın dışındaydı. En azından 300 binlik bir ordu da o cepheye toplayalım. Zaten 300 binlik bir ordu toplamak bizim için çok da uzun sürecek bir şey değil. Yani antrenman ordusu gibi bir şey abi 300 bin bizim için. Şöyle paramız iyice biriksin. Evet, gayet güzel. Tamam, herhalde 300 bin olmuştur ya. Olmuştur, bir bakalım. Toplayalım bakalım. Acaba 300 binlik ordu o cephede fazla sırıtır mı ya? Yani düşük gelirse eğer o cephe için birazcık sıkıntı çekebiliriz. Orası önemli bir cephe. Evet, 300 bini geçti ordu sayımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda 11 adet sınır bulunuyor. Şöyle bakalım. 300 bin bölü 11 eşittir. Bölü 1 ne ya? 300 bin bölü 11. Heh. 27 bin. Her bir sınırı 27 bin yeter lan. Her bir sınırı 27 bin yeter ya. Fazla bile. Zaten güneydeki ordular da destek verecek o bölgeye doğru. Sorun olmaz yani. Herhalde sorun olmaz yani. Ya şurayı bir boğaz olarak düşünebilirsiniz. Boğazın güney tarafındaki orduların sayısı zaten kuzey tarafını destekleyecek. O yüzden ben açıkçası bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Umalım ki olmasın. Planlarımız yanlış çıkmasın. Ama şu taraflarda birazcık sıkıntı çekebiliriz. Şu anda orduları yerleştirdiğim bu bölgelerde biraz daha sıkıntı çekebiliriz. Çünkü bu bölge güney tarafındaki ordumuzun hemen desteğini alamayacak. Biraz daha kendisinin iş yapması gerekiyor. Her neyse. Benim zaten buraları almama gerek yok. Yani ben sadece şuraları alıp çıkacağım bu savaştan. Bu bölgeyi alıp şuraya kadar çıkacağım. Fazla da bizi yıpratmasın diye hemen de barış antlaşmasını imzalayacağım. Umarım başarılı oluruz. Artık savaşı ilan etmenin vakti geldi. 1605 yılı itibariyle Polonya-Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaş Osmanlı Devleti'nin savaş ilanıyla başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım başarılı bir şekilde harbeder, cenk eder ve bize gereken toprakları alıp bu savaştan ayrılırız. Şöyle saldırılarımızı gerçekleştirelim bakalım. Siz de saldırın. Hatta bir dakika. Sen saldırma. Siz sadece ordu kaydırın. Aynen, ordu kaydırın ki şu taraftaki ordu sayımızın üzerine biraz daha destek verebilelim. Aynen, çok daha mantıklı bence. Devam edelim mi? Şuradan da saldıralım. 150 bin ordu buraya, 150 bin buraya. Aa, niye saldıramadık? Bağlantı hatası var. Tamam, buradan saldıralım o zaman. Çok güzel. İlk saldırılarımızın tamamı başarılı oldu. Muazzam bir başlangıç gerçekten. Çok güzel. Umarım bu şekilde devam ederiz. Saldırılarımızı sürdürelim. Seri bir şekilde, geride de ordu falan bırakmayalım lütfen. Şöyle devam et. Siz de ordu kaydırmaya devam edin.
Böyle aynen. Sıradaki kaydıracağımız bölge burası. Onun haricindeki ordularımız da ilerleyişlerini aynı şekilde sürdürebilirler. Zaten ordu falan kaybetmedik ilk turda. Gayet güzel bir başlangıç yaptık. Devam. Şu anda zaten galiba almam gereken toprakları aldım ben. Değil mi? Yanılmıyorsam. Yani herhalde aldık, evet. Fazla da zorlamayacak gibi görünüyordu zaten bu savaş. Öyle de oldu. Şöyle saldırılara devam edelim. Bir dakika, neresi kaldı almam gereken? Ha, sadece 4 tane 5 tane falan toprak kalmış. Tamam, güzel. Burayı alacağız, burayı alacağız, burayı alacağız, burayı alacağız ve... Hayır, orası değil. Burayı alacağız ve bitireceğiz. Aynen öyle. Almamız gereken topraklar bitecek sanırım. Umarım oraya ordu kaydırmışımdır ama kaydırmadım büyük bir ihtimalle, aynen. Tamam, sorun yok. Şimdi alırız abicim orayı. Şimdi hallederiz orayı. Hemen ordu kaydıralım. Zaten boşta duran o kadar çok ordum var ki hepsini şu anda oraya kaydırabilirim. Hiç sorun çekmeyiz gerçekten. Geride yine ordumuz var mesela, bak görüyor musun? Neyse, devam. Oo, 61 binlik bir ordu o bölgede. Orayı hemencik savunmaya almamız lazım. Şurada belli bir ordu kalsın. Aynen, bize yarar sağlar. Tamam, devam. Çok iyi, kurtardık toprağı. Bu sefer de 29 binlik bir orduyla geldiler. Adamlarda ordu bitmiyor maşallah. Şu toprağı önce bir kurtaralım. Şu 106 binlik ordu lütfen buraya gelme, şuraya doğru git. Aynen, daha mantıklı olur. Burada 446 binlik bir ordumuz var. Belli bir miktarda orduyu birazcık sevk ederim. Buraya da sevk ederim. Tamamdır, güzel. Gerideki ordu da buraya gelsin. Devam. Evet, o bölgenin düşmemesi lazım. Güzel, orayı kurtardık. Şimdi saldırın kardeşim şuraya. Hep beraber. Çok güzel, orayı da kurtardık. Muazzam, tamam. Şu anda galiba almam gereken bütün toprakları aldım. Yok, hayır. Bir tane daha toprak var. Aa, oğlum benim oraları da almam lazımmış. Oha. Benim o sınır boyunca bütün toprakları almam lazım lan. Karşım şöyle gelir misin bir? Hangi topraktan başlamamız gerekiyordu? Sadece almam gerekenleri alıp çıkacağım ya, onun için uğraşıyorum. Şöyle yapalım. 50 bin buraya. Aynen. 50 bin buraya. Bir 50 bin buraya. Bir 50 bin buraya. Tamamdır. Başka kaldı mı? Şuraya kadar devam edecek abi. Bu bölgeye kadar. Tamam, unutmayalım oraya kadar olduğunu. 50 bin buraya. Bir 50 bin buraya. Geri kalan da full buraya. Aynen öyle. Oraya da belli bir ordu kaydıralım. Savunmaya devam edelim o bölgede. Umarım bu bölgede de savunmada herhangi bir sıkıntı çekmeyiz. Devam. Çok iyi. Savunmaya devam abicim. Zaten büyük bir orduyla saldıracaklarını açıkçası ben düşünmüyorum. Evet, orayı kaybettik abi. Maalesef orayı kaybettik ama hemen geri alırız. Hemen geri alırız, hiç sorun değil bence. Devam. Hemen geri alalım o bölgeyi. Çok iyi, geri aldık. Onlar da geri aldılar. Hem de 50 binlik bir orduyla bu sefer geri aldılar. Bir daha saldıracağız mecburen. 75 binlik bir orduyla girelim bu sefer. Oha. 64 bin orduları daha var o bölgede. Cidden sıkıntı çekiyoruz. Oraya acil destek lazım. Gerideki orduların tamamını ben oraya desteğe yolluyorum abi. Şöyle gidin bakayım hepiniz. Ya bir dakika, zaten biz herhalde yıldızımızın hepsini kullanamayacağız. 305 yıldızımız var. Aa yo, hepsini alabiliyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Sadece bize gereken toprakları aldığımız takdirde tamamını alıp savaştan hemen çıkabiliriz abi. Çok seri bir şekilde. Çok güzel olur bizim için. Ama şu iki toprağı almamız lazım. Daha fazla vakit kaybetmeden o iki toprağı almamız lazım. Çok seri. Çok seri. Abi buradaki savunmayı da bir tık arttırmamız gerekiyor. O bölgelerdeki savunmayı arttırmak için biraz daha ordu kaydıracağım. Şuradaki ordulardan 30 binlik orduları bu bölgeye doğru kaydırıyorum. Şu anda kesenin ağzını açtım abi. Yani harbiden ne kadar kaydırılması gerekiyorsa, ne kadar savunulması gerekiyorsa savunacağız. 50 bin ordu buraya desteğe gelsin. Çok güzel. Cephe sayısını arttırdığımız için aslında şu anda daha çok zorlanıyorlar. Bak şimdi şu toprağı kaybettik. Orayı hemen geri almamız lazım. Ya da onların saldırı yapmasını bekleyelim. Daha mantıklı. Saldırı yapsınlar. Daha fazla ordu kaybetsinler. Bence daha iyi olur bizim adımıza. Şöyle bakalım. Bizim 234 binlik ordu nerede? Nereden geliyor? Abiden nereden geliyor? Galiba buradan geliyor. Neyse, gelsin bakalım. Ben bekliyorum abicim. Biz sabırlıyız. Bekleriz. Hiç sorun yok. Sabırlıyız biz hocam. İstediğiniz kadar bekleriz. Hiç sorun yok. Nereden gidiyorsun lan sen? Ya ne yaptın oğlum sen şimdi? Ben orayı almayacaktım ki. Ben burayı da almayacaktım. Oğlum siz ne ara oraları aldınız? Gerek yoktu ki. Neyse tamam. Oraya da ordu kaydıralım. Sorun değil. Almayız. Barış antlaşmasında olur biter. Yani cephe sayısı artmış oldu yine. İyi oldu, iyi oldu. Buraya da birazcık daha ordu kaydıralım.
Evet, orayı da kaybettik ama geri alacağız galiba. Aynen öyle, geri aldık tahmin ettiğimiz gibi. Sonunda destek geliyor. Oğlum bir dakika, siz nereden gidiyorsunuz? Neden oradan gidiyorsunuz ya? Ya ben sizi yolluyorum, siz düşman topraklarından mı gidiyorsunuz cidden? Anlamıyorum ben sizi ya. Ben sizi harbiden anlamıyorum ya. Oradan gitme, oradan gitme. Şuraya gel. Hay lanet olsun ya. Tamam güzel, o toprağı kurtardık. Sen de gel oraya desteğe, tamam. Buradaki ordularda toplam yaklaşık 200 binlik bir ordu geliyorlar bu bölgeye doğru. Hadi oğlum ya, biraz daha hızlı hadi. Ne uzun sürdü be kardeşim topraktan bir toprağa gelmeniz. Direkt saldır, direkt saldır. Güzel, tamam, hallettik gibi görünüyor. Galiba artık Portekiz'de almamız, Polonya'da almamız gereken bir toprak kalmadı. Aynen öyle, almamız gereken bütün toprakları aldık. Şu anda barış antlaşmasını imzalayabiliriz. Bütün topraklarını alabiliyor muyum? 350 yıldız. 350 yıldız tamamını da alabiliyorum. Muazzam bir haber. Şu ikisini almıyorum. Tamamdır abi, evet. Bize gereken bütün topraklar bu barış antlaşmasıyla beraber elimize geçiyor. Şöyle bir barış antlaşmasını yollayalım. Tabii ki de kabul edildi ve Polonya'dan almamız gereken herhangi bir toprak gördüğünüz üzere kalmadı. Bu önemli sorunu da başımızdan def etmiş bulunduk. Şimdi ordularımızı bir toplayalım. Bayağı bir ordu kaybı yaşadık galiba biz bu savaşta. Yani elimizdeki 2 milyonluk ordudan geriye 1.2 milyon falan kaldıysa bence iyidir. Dua edelim. Ama o kadar bile kaldığını zannetmiyorum. Şöyle bakalım. Evet, 600 bin burada var, 500 bin de burada var. Güzel, yaklaşık olarak 1.2 milyonluk bir ordumuz daha var hala elimizde. Güzel bence yani. Çok öyle aşırı derecede bir kayıp yapmadan bu savaşı tamamlamış bulunduk. Bunları da hemen şöyle bir Konstantiniyye'ye çekelim. Artık galiba şeyin, Macaristan'ın ilhak edilme vakti geldi de geçiyor. Hemen hemen bütün topraklarını zaten almamız lazım. Şöyle bakıldığında yani şu sınırdan itibaren tamamını almamız gerekiyor. O zaman eyaletleri talep et diyerek bu toprakları isteyelim. Değil mi? Daha mantıklı olacak. Aynen. Peki elimizdeki ordu şu anda Macaristan'dan bu toprakları almak için yeterli mi? Bence değil. Yine üzerine birazcık daha ekleme yapmamız lazım. Ben en iyisi birkaç ordu basım işlemi gerçekleştireyim. Sonrasında videoya kaldığımız yerden devam edelim. Evet, güzel bir ordu basım işlemiyle elimizdeki ordunun sayısını iyice arttırdık. Toplamda 1.7 milyonluk bir ordumuz var şu anda. Şöyle baktığımızda yani önce şu devletleri toplayıp sonra Macaristan'ı ilhak etmek bence daha mantıklı olacak. Yani şöyle baktığımızda buradan Bosna'dan, Zeta'dan, Saint Saba Düklüğü'nden, Durazzo'dan, Arnavutluk'tan almamız gereken topraklar var. Önce bunları halledelim, sonra geçelim bence Macaristan'ı ilhak etme işine. Kesinlikle bizim için daha faydalı olacaktır. İlk olarak Zeta ve Durazzo, bir de Arnavutluk, bu üç devleti halletmek istiyorum. Artık şu hani Adriyatik kıyısındaki hakimiyetimizi yüzyıllardır bir türlü arttıramadık. Artık arttırmanın bence vakti geldi. Şöyle göz kararı orduları sınırlara yerleştirelim. Çok da öyle tek tek hesaplamaya gerek yok. Karşımızdaki devletler o kadar ciddiye alınması gereken devletler değil. O yüzden şöyle göz kararı direkt sınırlara yollayabiliriz ordularımızı. Evet, yeterli. Gelsin bakalım ordularımız. Toplamda hani 1.7 milyonluk bir orduyla şu anda ben gidiyorum Arnavutluk sınırlarına. Arnavutluk'taki tedirginliği siz düşünün. Düşünsenize, ülkenizde 1.1 milyonluk bir nüfus var. Adamlar sizin karşınıza 1.7 milyonluk bir orduyla geliyorlar. Gerçekten zor bir durum. Bu arada beni Kastilya'ya karşı savaşa davet ediyor İngiltere ama maalesef şu anda gelemem. Kastilya savaşı için ayrı bir hazırlığa ihtiyaç var. Siz beni böyle hiç hazırlıksız tamamen Kastilya Savaşı'na çağırırsanız ben bir şey yapamam maalesef. Kusura bakmayın. Evet, saldırılarımızı gerçekleştirelim. Buna da savaşı ilan ediyorum Durazzo'ya. Saint Saba Dükalığı bana var ya tarih boyunca 100 kere savaş ilan etti. Sonunda Osmanlı İmparatorluğu artık kendisine sürekli olarak savaş ilan edip başını derde sokmaya çalışan Saint Saba Dükalığı'ndan intikamını alacak. Şöyle ilk saldırılarımızın tamamı bayağı başarılı oldu. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Saint Saba'yla mı savaşa girdim? Ben savaş ilan ettim değil mi lan az önce galiba? Aynen aynen. Oğlum ben var ya iyice Alzheimer oldum ha. Neyse tamam, sorun yok. Devam. Evet, güzel güzel. Geride 1100 kişilik bir orduları kaldı. Orayı bir kuşatalım hocam seri bir şekilde. Hiçbir yere kaçmalarına izin vermeyelim. Saint Saba'yı da bir an önce bitirelim. Biter, bu kadar. Gayet iyi. Buradaki devletlerde almam gereken bütün toprakları aldım. Aynen öyle. Şöyle bir bakalım. Aa yok, şurada da bir tane toprak varmış. Oraya nasıl geçeceğiz peki? Denizden çıkarma atacağız. Çünkü orada da bir bağlantı hatası var yine. Başka nerede toprak var? Başka hiçbir yerde toprak yok. Gayet güzel, çıkarmamızı bekleyelim. Evet, o da başarılı oldu. Ve artık savaşı bitirebiliriz. Aynen öyle. Öncelikle Zeta'yla barış antlaşmamı imzalıyorum. Pek tabii ki bütün topraklarını elimize geçiriyoruz. Saint Saba Dükalığı kendilerinin yine bütün topraklarını
alıyoruz. Gayet güzel. Arnavutluk. Onların da bütün topraklarını aldım. Başka kim kaldı? Bir de Durazzo kaldı. Onun da yine bütün topraklarını alıyorum. Evet, güzel. Hepsiyle barış antlaşmamızı imzaladık. Adriyatik kıyılarında almamız gereken bütün toprakları aldık gibi görünüyor. Artık tek savaşmamız gereken devlet Bosna ve Hırvatistan. Bu iki devletle de savaştıktan sonra Macaristan'ın ilhakının ardından Balkanlarda almamız gereken herhangi bir toprak kalmayacak. Hırvatistan ve Bosna Hersek'e karşı ortak bir operasyon, ortak bir saldırı gerçekleştireceğiz. Her iki devlete aynı anda saldıracağız. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Şöyle yapalım. Aynen öyle, eşit yollayalım her sınıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 10 adet sınır var. Her birine 150 binlik bir ordu düşecek. Bosna ve Hırvatistan'ın denizden herhangi bir saldırı yapacağını düşünmüyorum. Bu sebeple denizlere herhangi bir donanma yerleştirilmeyecek. Osmanlı Devleti bu savaşı sadece kara savaşında yapacağı hücumlarla, saldırılarla yenecektir. Umarız bir sorun çıkmaz. Yollayalım hocam şöyle orduları. Burada 93 binlik bir birliğimiz daha varmış, onu fark etmemiştim. Evet, güzel, hazırız. Bosna'ya savaşımı ilan ediyorum. Hırvatistan'a da savaşımı ilan ediyorum. Ve 1613 Hırvatistan-Bosna-Osmanlı savaşı başladı. Çok acayip bir savaş ismi oldu ama. Ya da buna bir şehrin de ismini verebiliriz. Ne diyelim mesela? İlk saldırıyı nereden yaptık? Şuradan yaptık değil mi? Ama bu toprağın ismi yok. İkinci saldırı buradan. Burada. Aynen, Valievo. Valievo savaşı. Aynen öyle. İlk saldırımız buraya gerçekleştiği için. Valievo savaşı. 1613 Valievo savaşı an itibariyle başladı. Şöyle direkt başkentlerine girmek istiyorum. Şurayı bu arada çok güzel kuşattık. Evet evet, kaçmaya çalışıyor abi oradan ama mümkün değil öyle bir şey. Devam edelim. Zaten direkt neredeyse başkentlerin sınırlarına ulaştık. Kolay bir başlangıç oldu yani bizim adımıza. Hırvatistan'dan zaten almamız gereken öyle çok fazla toprak yok. Önemli olan Bosna. Bosna'nın bütün topraklarını almamız gerekiyor bizim bu savaşta. Onun haricinde Hırvatistan'dan dediğim gibi fazla toprak almamız gerekmiyor. Sadece şu iki toprak Hırvatistan'dan. Onun haricinde hatta buraya bile dalmayalım bence boşu boşuna. Yani orası bizim muhatabımız olan bir toprak parçası değil. O bölgede savunma yapalım. Aynen bu şekilde abi. Çok güzel. Buraya saldıralım. Başkentlerini de artık düşürelim şu Bosna'nın. Çok iyi. Son bir tane toprak almamız gereken. Gerideki ordular bir gelsinler. Saldırın koçum. Çok güzel. Şuraya, şuraya ve buraya. Galiba bitti. Aynen öyle. Bu bölgede de almamız gereken topraklar tamam. Bosna'nın zaten %100'ünü elimize geçirdik. Bosna ile barış antlaşmamızı imzalayalım. Hırvatistan'dan da sadece o iki toprağı zaten talep ediyorum. Gayet güzel. Böylece Balkanlarda da almamız gereken bütün toprakları aldık gibi görünüyor Macaristan hariç. Sadece Severin devleti kaldı. Onu da şöyle güzelce bir kuşatalım. Videonun süresi uzadı birazcık, farkındayım. Ama bu Balkanları halletmeden bu bölümü bitirmek istemiyorum açıkçası. Balkanları tamamen halledip bu bölümü güzel bir yerde, güzel sınırlarla noktalayalım. Şöyle bütün topraklarını alıyorum. Ragusa ile müttefikmiş, tüh. Tamam, dur o zaman Ragusa'ya da kuşatalım. Toprağını da alalım abi, aynen. Ragusa'nın toprağını alacağım. Sınırlarımızı bozmaz. Adriyatik kıyısındaki hakimiyetimizi de gayet güzelce arttırır. Savaşımı ilan ediyorum. Ragusa'ya da açıyorum savaşı. Her ikinizi de zaten rahat bir şekilde elimize geçiriyoruz. Lan orada toprak mı varmış? Fark etmedim. Tamam, güzel, hallettik, güzel. Hemen barış antlaşmalarımızı imzalayalım. Muazzam. Şimdi tek yapmamız gereken Macaristan devletini şöyle bir tehdit edip topraklarımıza katmak. Öyle umuyorum ki kabul edersiniz. Değil mi? Edersiniz diye ümit ediyorum. Almamız gereken topraklar zaten belli. Şuradan itibaren toprakları alacağız. Unutmayalım bu sınırı. Şöyle ultimatomumuzu yollayalım. Aynen öyle. Yani ultimatom tamamdır. Böyleydi sanırım. Aynen bu şekilde abi. Tamamdır. Evet, sadece bu toprakları almamız gerekiyor kendilerinden. Şöyle boyayarak isteyelim abi. Hepsini bize vereceksiniz abi. Vermezseniz daha çok ordu basar gene isteriz. Yani Macaristan'da savaşmak gibi bir planım yok. Biraz daha ordu basım işlemi gerçekleştirir. Öyle isteriz. Vermediler bu arada. Tamam, o zaman birazcık daha ordu basım işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Evet, bu arada işte bu olmadı. Özgürlük arzuları artmaya başladı. Ve ben kendilerine hakaret ettim. Bir an önce ordu basmam lazım. Çok seri ordu basmam lazım. Acil orduya ihtiyacım var. Ne kadar basabiliyorsak basalım abi. Benim çok acil orduya ihtiyacım var. Yani bunların özgürlük arzusu iyice artmadan önce benim bu ultimatumu bir şekilde kabul ettirmem lazım. Ultimatumu kabul ettirmek için de ordu lazım. Halletmemiz lazım bunu bir an önce.
Evet, çok güzel. Selanik, Strumica, Üsküp. Bayağı bir ordu basıyoruz bu arada şu anda. Kabul etmesi lazım yani bu ordu basmıştırımdan sonra. Bu kadar orduyu Macaristan daha önce bir arada görmemiştir. O yüzden kabul etmesi lazım mantıken. Umarım kabul eder. Bir kez daha deneyelim şansımızı. Evet abi, video süresi iyice uzamasın diye bayağı bir ordu basmıştırımı daha gerçekleştirip bir daha deniyorum. 2.2 milyonluk bir orduyla bu sefer tehdit ediyorum. Ve yine kabul etmediler. Evet, bana biraz daha ordu lazım abi. Biraz daha ordu basmıştırımı gerçekleştir. Abicim orduya bak, artık kabul etmeniz lazım yani. Kaç tane ordu bastım, lütfen kabul eder misiniz canım? Lütfen rica ediyorum. Sayın Macaristan, lütfen kabul eder misiniz ultimatomu? Böyle bak, yolluyorum teklifi, artık kabul et ya, rica ediyorum ya. 3 milyon ordu bastım ya neredeyse. Hiçbir devlet için bu kadar ordu basmamıştım lan ben. Hala kabul etmiyor, inanılmazsınız ya. Harbiden inanılmazsınız ya. Hepsiyle üzerine mi geleyim illa, ne yapayım, ne istiyorsun yani? Oğlum orduya bak, orduya görmüyor musun? 3 milyon ordum var yani. Akıl var, mantık var, kabul et lan şunu. Kardeşim ciddi olamazsın ya. Hani bu kadar orduya karşı mı koyabileceğini düşünüyorsun, anlamıyorum ki. Video gene 30 dakika olacak yani. Kabul et artık. Saldırmak da istemiyorum, savaşmak da istemiyorum. Boşu boşuna yıpranma. İlhak etmek de istemiyorum, o topraklar gelecek bize. Diğer topraklar. Yani ben sadece bize gereken toprakları alıp çıkma derdindeyim. Kendileri kabul etmiyorlar. Şu anda ilhak teklif etsem kabul eder yani, net bir şekilde kabul eder galiba. Ama şimdi bunların saçma sapan yerlerde toprakları vardır. Bir daha onlarla uğraşmayalım. Tamam o zaman lan. İlhak edelim direkt. Son bir kez daha deniyorum. Tamam mı? Son bir kez daha deniyorum. Bu şekilde bu toprakları almayı son bir kez daha deniyorum. Eğer kabul etmezse direkt ilhak teklif edeceğim artık. Diğer toprakları da vasal salarız yine. Macaristan devleti olarak yine vasal salarız. Şuradaki toprakları. Evet, yine kabul etmedi. Yani bunu kendileri istedi abicim. Bunu gerçekten kendileri istedi. Şimdi şöyle, bize gerekmeyen toprakları vasal salacağız. Nereden başlıyordu bu topraklar? Şuradan başlıyor. Tamam, bu topraktan başlıyor. Şöyle, şu şekil. Yok, o yok, o yok, o yok, o yok. Orası var mıydı? Öf, abi çok karıştı ya. Ya neden kabul etmediniz ki şu teklifi bir türlü? Tamam bak, şu şekil. Böyle gidiyoruz. Aynen öyle. Bir de o en yukarıdaki toprağa da vasal salacağız. Tamam, hemen halledelim. Şöyle efendim. Gidiyoruz şöyle. Aynen bu şekilde. Tamam mı? Şey yapalım. Direkt bir medeniyet oluşturalım. Macaristan adında. Bir medeniyet. Bayrağını falan da bence ayarlamaya çok gerek yok. Medeniyet rengi şöyle. Pembeye çalan bir şey olabilir. Bir tık daha. Aynen bu renk olsun. Başkentiniz zaten çok önemli değil. Böyle şurayı başkenti ayarlıyorum ve vasalı serbest bırakıyorum abi. Evet çok güzel. Burada almamız gereken bir toprak da gördüğünüz üzere kalmadı. Böylece sınırları artık Balkanlarda da tamamlamış bulunduk. Balkanlarda da almamız gereken bütün topraklar artık bizim elimizde. Sadece birkaç adet devlet kaldı almamız gereken. Şurada birkaç tane toprak var almamız gereken. Ve aynı zamanda buradaki toprakları almamız gerekiyor. Bir de Kastilya zaten bizim için en zor savaş olacak. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Video beğendiyseniz ve senin devamını istiyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem'le İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir. ageofstorytürkiye.com forumu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.